Hepinize yepyeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni bilgisayarın parçalarını tanıtacağım. Arkadaşlar en son kutu açılımını 5 sene önce yapmıştım. O sahneye koyacağım şey videoya. 68 M MK işte. Senin düşüyor. Bu şakalar onun bakayım şakalar. Şimdi arkadaşlar yayıncı olduğum için benim eski ekran kartım MSI GTX 1050 Ti. Halinden oyunlarda falan teknoloji falan geliştiği için benim eski ekran kartı geride kalıyor artık. Bir de Twitch'te yayın yaptığım için her gün. Bir de depolama alanında sıkıntım vardı. 1 TB normal hard diski, 240 GB SSD vardı bende. Orada da çok geride kaldım. Şimdi bugün yeni aldığım parçalarla MSI'nin RTX 3060 12 GB versiyonu. Şu an kutusu burada zaten. Açacağız birazdan sizlerle beraber. Bir de arkadaşlar SSD aldım. Keystone'un 1 TB. Sahnede okuması 7 GB, yazması 6 GB. Bir de arkadaşlar şey aldım burada. İşte normal hard disk aldım. Bu da 6 TB. Hani online oyunlarımı buna kuracağım SSD'ye. Hızlı okusun diye, yani açsın diye. Yani normal oyunlarda buna kurarım bu depolama alanı. Şimdi arkadaşlar kutu açılımı yapıyoruz şimdi. İlk şeyden başlayayım. SSD'den başlayayım. Ondan sonra sırayla şey yapacağız. Bakayım SSD nereden açabiliriz. Ekmek bıçağımız var. Ekmek bıçağıyla açacağız. Bunu böyle açamayız. Ekmek bıçağıyla keselim. Şuradan keselim. Mesaj çıktı. Arkadaşlar bu arada şöyle söyleyeyim. Ben öğlen gittim Beylikdüzü'ne. Beylikdüzü şubesinde Ütopya var. Oradan aldım. Öğlen kaç gibi gittim ben? 12.30-1 gibi çıktım. Bak şu an saat 5.30. Ben şimdi eve geldim. Bak kutu açılımı yapıyorum. Daha bilgisayar falan takacağım. Bayağı bir işim var. O yüzden kendim hazırlıyorum ufaktan. Bunu buradan yine açalım. Bir daha keseceğiz. Abi böyle de bir paketten yapmışlar. Yani bu alt tarafı bir SSD. Aha baba geldi. Kendisi küçük ama işte bir büyük yani. Evet. İşte şöyle göstereyim. 1 TB SSD'miz. Kendisi küçücük ama işlevi büyük bayağı bir. Onu belirteyim yani. Bir de bu normal SSD değil yani. Normal SSD'ler var. Hani 3000 yani 3 GB yazanı var, bu 7 GB. Fark var yani. Şimdi gelelim şeye. Şunları şey yapalım, kaldıralım. Onlarla işimiz bitti. Şunu şöyle yapalım. Ha, normal hard diskimize geldik. Buna dediğim gibi normal oyunlarımı kuracağım SSD'ye. Online oyunları kuracağım. Daha hızlı açsın diye, okusun diye. Bunu da burada keseceğiz benim. Gerçi elimizi keseyelim de. Bu arada benim odam bayağı büyük de olayı değiştirdiğim için. Haliyle. Küçücük oda şu an. Bunda bir şey yok gerçi. Bunu hemen açtık. Bu da arkadaşlar Seagate'in Skyhawk 6 TB'lık hard diski. Birazdan bunu da bir işaret edeceğim. Bu mesela, bu da 5200 RPM galiba. 5200 RPM. Şimdi geldik babaya. RTX kardeşim ya, 3060 boru değil ya, 12 GB. Tabi gönlüm daha yükseğini ister de bütçemiz buna el verdi. Yani. Bu farkına çok güzel. Buna iki taraftan açabiliriz. Yanlar açabiliriz.
geliyor. Baba geliyor. Baba geliyor. Kutusunu şuraya koyalım şimdi. Yine saygıda bir zarf göstermiş. İçinde bir bitmek. Kutusunu kutu tutar. Ama bakalım bir yere. Bir tane burada bir şeyler göndermiş. Ha, bu kullanma kılavuzu. Etiket falan yok mu lan? Hani şu söylediği sıra. Ha, bunlar kullanma kılavuzu. Bunda bir şey yok. Işte. Bunları yine buraya koyalım. Baba geliyor. Asıl baba burada işte. Şimdi babaya çöz ufaktı. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Oğlum çok büyük baba. Ohoho. Oh my god. 3 fan. Bendeki şey 1050 Ti 2 fan dedi. Ancak buraya geliyordu bak. Boyu bu kadar bir şey değil eski. Bu 3 fan varsa. MSI. Arkasına şey koymuşlar. Plak koymuşlar. Bu da çok güzel bir detay. Yani ben bu arada MSI seviyorum. Benim eski ekran kartım da MSI GTX sonuçta. Bu da RTX. Şimdi birazdan bunları bir hisara takacağım ve testlerini yapacağım. Bak bunun ağzını falan hep kapatmışlar gerçi şey olmasın diye. Daha da bir şey yok herhalde. Kutu boş. Ah göstereyim. Evet. Daha demin parçaların kutu açılımını yaptık arkadaşlar. Şimdi temizlik sırasında ben bayağıdır bilgisayar aldım alalı. Belki bir kere temizlemişimdir. Bilgisayarı bir sağlam bir temizliğe ihtiyacı var. Emreciğim, arkadaşım gelir misin buraya? Bir tarafa doğru gel. Şimdi size eski ekran kartımı göstereceğim. Şimdi çekiyorum. İyi çıkıyor değil mi? Tamam. Bu da eski ekran kartım. Hala fanları tertemiz. 5 senelik ekran kartı fanlar tertemiz ama. Ben bunu satarım mı? Temiz ekran kartı. Bunu da buraya koyuyoruz. Of şu bezdeki pisliğe baksana. Bayağıdır. Neyse artık Emre'cim süpürgeyle çekmeye çalıştık da fanlar olmadı. Yapacak bir şey yok. Artık sileceğiz bezle güzel güzel. Temizleyeceğiz. Hani bilgisayar alıyoruz ama sadece almakla iş bitmiyor. Bunun bir de bakımı var. Aslında fanı da söküp temizlememiz lazım ya. İşlemcinin fanını. Ona da gireceğim. Madem bir kere girdik o topa, hepsini temizleyelim. Şöyle bilgisayara bir bak görüyor musun pisliği? Bayağıdır temizlik yapmışsam. Bayağıdır bilgisayar temizlik görmedi be. Görüyor musun? Aldım alalı. İki sene oldu alalı. Bir kere ne temizledim? Odamı değiştirdim. Odamı değiştirirken öyle bir temizledim yani. Hala temizliyoruz. Fanları temizliyoruz. Önünde bir tane fanı var çünkü. Bu arada arkadaşlar Twitch Ryzen 9. Orada yayın orada yayınlardayım. Yayınları kaçırmayın. Bak sizin için o kadar emek harcıyorum. Bu arada kasamı cidden çok seviyorum. Tamperli cam. Baksana. Kasamı seviyorum. Kasam güzel. Şimdi düz yönde tutun. Dört tane fanı var çünkü kasamın. Bak. Üç tane önde var. Bir tane burada dört. Bir tane işlemcinin beş. Üç tane de ekran kartı. Sekiz tane fanım var şu an. Bu kasayı ne soğutur be.
Abi de o kasayı ne soğuttuk. Daha bunları tak. Bir de şey yapacağım. Windows'a format atacağım daha. O da var. Ay ay. Kaç yok oğlum. Şey yapma, ayakta durma yani. Sen gözükme, yapacak bir şey yok. Abi sıkıntı. Ben gözüküyorum. Ben kayayım. Ha böyle iyi lan. Böyle daha iyi. Gözükme. Hiç sıkıntı yok. Canavara bakım zamanı. Onun her şeyi ben bunu yapıyorum yani. Edit olsun, hani yayınlar olsun. Abi bu bilgisayardan geçiyor. Anam şu bezi görse, anam şu bezi görse. Seni ev altından rezil eder. Bu nasıl bir şey? Frenleri temizlemeye gerek yok. Frenlerde şöyle ufak bir gocundan alak. Abi şu alttaki fanı... Şu alttaki fanı temizleyeceğim ya. Alttaki fanı girmem lazım. Hadi şöyle gireceğim. Süpürgede bir daha deneyeceğim onu. Arkadaşlar bu arada hani bunu yaparken çok sağlam yapmanız lazım. Parçalara zarar verebilirsin. Ben ilk bilgisayarını yapmıştım. Güç kaynağına zarar vermiştim. Bir daha çalışmadım. Temizle. Dur, gel bana da girelim. İşte abi, elin küçük olmanın kârları yani. O kadar diyorum yani moruk. Anlatabiliyor muyum ben? Bak tertemiz oldu ora. Bu kadarlık yeter ya. Evet. Kahve yerimden. Oraya ben geçeceğim şimdi. Ulan, arkadaş odamız küçücük olduğu için idare ediyoruz. Yapacak bir şey yok. Şurada bir ağrımız. Fanlarımız temiz. Şimdi şuna ufaktan bir gireyim. Gir. Abi bunu acaba abi şu işlemleri falan söksem mi lan bunu? Yarra. Çocukluğumdan beri bu işle uğraşıyorum. Bak nasıl görüyorum, izle. Ama kasa yatırmamız lazım. Neyse yatırmayacağım, dur. Ha falan şeyi sök.
arkadaşlardan hani bir takım olaylar oldu. Şimdi geldik. Monte ediyoruz. Hiç açılmayacak kompüter. Evet, gazı veriyorum. Ver. Şu an. Diğeri açılmıyor mu? Windows olmadığı için açılmayacak büyük bir ihtimal. Bakalım. Gel, gel böyle. Şimdi.
Şu an bilgisayar. Görüyorsunuz. 40 derecede şu an. Normal. Sistem değil. SSD okudu şu an. SSD okudu. Şu an bütün şeyleri okudu. Bak. Bir 6 TB, 6 bir yazıyor. Taktı bir şey. Bu da 2 oldu. Nerede oğlum? Şey nerede böyle ya? Çık bakayım öyle. Şimdi Windows'u kuracağız. Çünkü bilgisayarda işletim sistemi olmadığı için haliyle şimdi boot edeceğiz. Boot. Hemen. DOS yok ya. Sen kurdun mu DOS'u? Yok oğlum. Abi video kapat. Dur canım. Kapatayım mı kapatmayayım? Geri kal. Geri çık. Git oğlum kapanış yapacağım işte. Arkadaşlar işte bugün parçalarımızı aldık. Ondan sonra güzel kutu açılımını yaptık. İşte kasamı güzel bir temizledim. Bayağı da temizlenmemişti. Şimdi Windows kuracağım. Uygulama programlarımı, oyunlarımı falan kurmaya başlayacağım ufaktan. Benden bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye.